Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Ayet e, Ayetel Kürsi onun tefsirini Tefsirül Vesit adlı kitaptan okuyacağım. Bu e, muasır bir tefsir kitabıdır. Ben e, daha önce bu Ayetel Kürsi'nin işte tefsirini buradan okudum. Gerçekten çok istifade ettim. İstifadeye medar olabilecek çok önemli nükteleri var. Ben bunları sizinle de paylaşmak isterim. Yalnız ben sunumu yaparken dediğim gibi sözlük programlarını kullanacağım. Onların kullanımına dair de inşallah bir e, ülfet peyda edersiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illahu El hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinatu ve la nevm. Evet. Buradan başlayalım. Şöyle öncelikle tabii kelimeler var. El müfredat ile kelime tanımlarını öncelikle yapıyor bu tefsir. Hay nedir? Allahu la ilahe illa huvel El hayyü diri yani el baki demektir arkadaşlar. Bizim hay sıfatımız gibi değil. Biz ölümlüyüz. Bizim hayatımız ölümle mukayyettir. Allah'ın hayatı ise bakidir. Bu bir. Ed daim ed daimul beka'u bakın ed daimul beka'u yani daim ve de beka olan ellezi la yenaluhu el fena'u o ki o ki o hayat ki la luhu, ona nail olmaz el fena fena ona yani fanilik ona nail olmaz hayb odur el kayyum nedir el daimul kıyam daima kıyamda olan demektir el daimul kıyamu kıyamı daim olan demektir yani kıyam bizim insanlar için ayakta olmak demektir. Yani devamlı hazır, hazır olda olmaktır. Dağımlı işte uyanık olmaktır. Uyku halinde olmamaktır. Yorgunluk halinde olmamaktır kıyam. Allah kayyumdur. Tabi kayyum daimul kıyam. Bizden farkı odur. Dolayısıyla hiçbir insan kayyum olamaz. Çünkü onun kıyamı daim değil. Uyup uyuması var, hasta olması var, üzüntüsü var, yorgun, yorulması var. Onunki kayimliktir Allah'ınki kayyumiyettir. Yani daimul kıyam. Niçin Allah kıyamdadır? Mesela biz de tabii Allah'ı bizdeki kendi işte Allah'ı tanımak için kendi nefsimizden yola çıkarak, kendi nefsi özelliklerimizden yola çıkarak gitsek daha kolay anlarız. Mesela bizim kaimiyetimiz içindir? Bazı işleri görmek içindir. İşte bir muhafaza yapmak için, korumak için. Allah'ın da kıyamı bakın eddaimul kıyamu bi tedbiril halaiqi ve hifzihim. Evet, halaik yani mahlukatın tedbiri ve muhafazasını yapmak üzere Allah'ın daima kıyamda olması demektir. Daima. Dolayısıyla hiç bu kıyamdan Allah ari düşünülemez. Devamlı kıyamdadır. Ve onun kıyamı da sadece mahlukatın tedbir ve hafzını yapıyor bu kıyamla. Yani şunu diyebiliriz. Bir insan engelli doğduğu zaman Allah kayyum sıfatıyla onu engelli gönderiyor dünyaya. Bir insan hiç engelsiz dünyaya geldiği zaman da yine kayyum ismiyle Allah onu gönderiyor. Yani haşa işte engelsiz dünyaya gelen bir insan kayyum ismiyle dünyaya gelmiş de haşa engelli insanlar kayyum isminden hariç değil. O da kayyumiyet onda da e, tezahür etmiştir. Buna dikkat edin. Devamlı kaimdir. Sinetun la ta'huzu sinetun var. Ma yekunu ma yekunu değildir. Olmaz. Kabilen nevmi yani uykuyu kabul etmez. Uyumaz yani. Ma yekunu huve. Yani Allah ma yekunudur. Değildir. E, olmaz. E, ma yekunu huve kabilen nevmi. Uykuyu kabul etmez. Uyuması yoktur. Min futurin. Yani bir boşluktan dolayı. Yeşbehun nevm. Ee, yine e, uykuya benzer bir boşluk anı. Bundan dolayı e, uykunun öncesi bu e, tabi kabil diye derim. Yok. Kubeyl. Arkadaşlar. Kubeylin nevmi. E, ma yekunu e, huve kubeylen nevmi. Yani ona e, uykunun öncesi arız olmaz min futurin yani gibi boşluk anından dolayı insan bazen boşluğa gelir dalar işte başı düşer yani uyumuş yani uyuklama gibi bir hal olur işte sinetun olur uyuklama halidir vel vesnan vesnan diye bir sıfat vardır arkadaşlar huve men yekunu beyne naim vel yakazani yani uyanık ve de uykudaki arasın uyanıklık ve de uyku hali arasında beyne kimseye denir. Huve men o kimsedir ki uykuyla ile uyanıklık arasındadır. Vesnan. Vesnan böyle bir sıfattır. Uyku ile uyanıklık arasında ki kişiye denir. Ma beyne eydihim nedir? Yine ayette geçiyor. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma kalfahum. Yani el muradu minhu. Bu, bu cümle olarak bundan murat şudur. Ed dünya. Dünyadır. Yani insanın ma beyne eydisi nedir? Elinin, önün, elinin arasındaki yani onların eli e, arasındaki. Bu nedir? E, dünyadır bir manada. Ev ma kâne kablehum. Ya da onların öncesidir. Ma kâne kablehum. O e, insanların öncesi. Yani önceki hayatlarıdır. Ma beyne Ya da ma beyne idihim müstakbeldir arkadaşlar. Yani sonrasıdır. Buna biz mazi de diyebiliriz. Ma, ma kâne Mazi, müstakbel manası da vardır. Ma beyne Bir de dünya manası da vardır. Ve ma peki nedir? Halfahum ya'lamu ma beyne eydihim ve Yani ahiret demektir arkadaşlar. Onların arkasında yani gelecek olan. Ee, yine ma yakunu ba'dahum o onlardan sonra gelecek şeyler. Yani mesela onlardan sonraki hayatları. Ee, örneğin 2021'deyiz. 2040, 2050 ma yakunu ba'dahum onlardan sonra gelecek zaman. Evil madi yani ma ve ma yine mazi anlamında da kullanılır arkadaşlar yani geçmişleri. Dolayısıyla hem burada mazi söz konusu ma kana hem de burada iki manada da kullanılabilir. Tabi birbirinin ikisi aynı anda olmaz. Birisi müstakbel mesela birisi madi. Yani birisi dünya birisi ahiret bu şekilde. Yani genel olarak ma beyne edihim dünyadır ma kalfahum ahirettir arkadaşlar. Kürsi nedir? Kürsi vesia kürsiyuhu Allah'ın kürsisi kuşatmıştır. El kürsi burada ilmullah. Allah'ın ilmidir. Ev arşuhu ya da onun arşıdır. Arşı ya da ilmi. Ve bir de bir görüşe göre huve temsilun li mulkillahi Teala. ve sultanihi onun saltanatı ve de mülkün bir temsilidir. Temsili bir şeydir o kürsi. Yani onun mülkünü ve de sultan e, saltanatını temsil eden bir şeydir kürsi. Dolayısıyla Allah'ın mülkü ve de sultan saltanatı her şeyi kuşatmıştır manası. Vakıla bir görüşe göre huve e, şöyle felek. Bir felektir, bir daire yani. Felek hani feleğin çarkı denir. Felek bir daire demektir. E, bir dairedir ki yuhitu kuşatır bis vel ard. Semayı ve de arzı kuşatan bir dairedir de denmiştir e, kürsi için. Yani kürsinin bir diğer manası da felek manası. Yani sema ve arzı kuşatan bir felektir. Ve la yeuduhu. Yeuduhu ne demek arkadaşlar? Ve la yeuduhu. Bu da ve la yethkuluhu. Yani ona ağır gelmez. Ona ağır gelmez. Ve la yeşakku aleyhi. Ona meşakkatli. Onun üzerinde zor olmaz. Ve la yeuduhu hifzuhuma. Yani semayı ve de arzı muhafaza etmek Allah'a la yeudu. Yani ona ağır gelmez ve de ona meşakkatli değildir. La yevudu da bu şekilde diyoruz. Tefsirini okuyalım arkadaşlar. Allahu la ilahe illa, illa huvel hayyul kayyum. Da'atil ayetu, ayet davet ediyor. Es sabiqatu, önceki ayet, sabiqe, sebeqe yani önce e, okunmuş ayet. 254. ayet yani. İlel infaqi fi Önceki ayet Allah yolunda infaka davet etti. Subhanahu ve Taala من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا تنفع فيه صداقة أبد ولا شفاعة أبد أو آية كنا تدير أن من إنفاقا دعت الآية السابقة أن دعوة إلى الإنفاق في سبيل الله الله يلند مالنا صرفت دعوة تدير Bu malı niye sarf edecek? Min kabli. Gelmeden evvel. Ne gelmeden evvel sarf edecek? Ye'tiye yevmun. Öyle bir gün gelmeden evvel infak edin. La bey'afihi. Öyle bir gün ki orada e, bir satın alma yoktur. Şey satma yoktur. Bir alışveriş yoktur. Bey'a. Ve la Ve orada menfaat vermez o günde. Fihi. O günde menfaat vermez. Sadakatun. E, insanın sadakati yani arkadaşlık öyle diyelim. Ve la şefaatun. Şefaat de. Ne şefaat ne de sadakat. İkisi de o günde fayda vermez ve o günde bey'te yoktur. İşte böyle bir gün gelmeden önce 254. ayet insanı infaka davet eder. Şimdi bağlantıyı kuruyor. Önceki ayette bu ayet arasındaki bağlantı ve ma yenfaul insane insana menfaat verecek varsa ancak ve ancak odur ki innema ancak odur ki yenfaul nasa insane insana menfaat verir. Ameluhu insanın ameli ancak ona fayda verir. Ve merdatuhu li Rabbi. Bir de razı etmesi merdat. Onun razı etmesidir ki o, hu burada insandır. Merdatuhu insanın razı etmesidir. Li Rabbihi, Allah, Rabbini razı etmesidir. Bu ancak insana fayda verecek. Ve hazir ayetu, şu ayet ise, bu ayet, Allahu la ile illahu. E, hazil ayetu, beyenet lehum insanlara beyan etmektedir. Neyi beyan ediyor? Allah allazi Allah'ın daahum ilal infaqi infaka davet eden Allah'ın ennallahu Allah, Allah ki daahum onları davet etti ilal infak önceki ayette. Yani önceki ayette insanlı insanları infaka davet eden Allah'ın huve el ilahul vahid tek bir ilah olduğunu söylüyor bu ayet. Bu devam eden ayet. El kayyim. Kayyim olduğuna ala kulli nefsin bima kesebet. Her nefis üzerine Allah kayyimdir. Yani onu e, tedbirini o alıyor ve hafızını da o yapıyor bima kesebet. İnsanın yaptıklarını Allahu Teala e, onu e, yani hıfz etmekle, muhafaza etmekle, kaydetmekle kayyimdir Allahu Teala. هار و المحيط بدى الله المحيط بكل شيء علما علم ألا رغ الشيء مشترى الله وأنه فالله لا و وأنه يق بأو شيء كي و بيان دير بقى بينت لهم أن الله وبينت لهم أنه بدأ أو شيء بيان دير كبو لا تنفع الشفاعة شفاعة فايدة غير مز عنده illa bi izni Allah'ın katında indahu indallahi illa bi iznihi illa bi iznillah Allah'ın izni dışında şefaat fayda vermez ve tu'rafu hazihi ayetu beynel muslimin Müslümanlar arasında bu ayet tu'rafu bilinir ne olarak bi ismi bismi bu şekilde bismi diyeceğiz bismi ayetul kürsiyi ayetul kürsiyi kürsi ayeti ayetül kürsi olarak bilinmektedir bu ayet. Lianne zikrehu çünkü onun zikri yani kürsinin zikri de fiha onda varid olmuştur ayette kürsinin zikri varid olmuştur. Ve kad bedaetil ayetul kerimetu ayet i kerime başlamıştır. Hazihi bu ayet-i kerime Bismillah Allah ismiyle başlamıştır. Allahu la ilahe illallah ve hayru kayyum. Celle celalu ve ahbarat ve ayet haber vermiştir. Ennehu o şeyi ki el munferid. Bu sefer enallah. Şu hu Allah'a raci olur. Çünkü munferid. Ennehu enallah yani el munferidu. Allah munferiddir. Ne olarak munferiddir? Yani tektir bil ilahiyeti li cemi'il halayiki. Evet. Bütün mahlukatın ilahı olmak üzere Allah birdir. Bunu bildiriyor bu ayet. Allahu la ilahe illahu. Ve ennehu bir de Allah el hayyu. Haydır. Yani eyllezi lehul hayatul kamiletu. Yani ona kamil hayat vardır. Bizim hayatımızdan farkı odur. Allah'ın hayatı kamil hayattır. Bizimki nakıstır. Noksandır bizimki. Ölüyoruz. El ezeli bir de Allah'ın hayatı ezelidir. Bizimki ezeli değil. Fela evvele laha, Yani ezeli ne demek? Fela evvele laha, Onun evveli yoktur. Yani burada ha arkadaşlar hayata gider. Ha. Haşa Allah olmaz. Bu Allah çünkü hu olarak denir. Lehu. Bu ha hayata gider. Yani, o hayata fela evvele. Ona evveli yoktur. El baki. Bir de Allah'ın hayatının özelliği. Üçüncü özelliği. El bakiye. Yani bakidir fela ahirele. Baki demek yani ona son yoktur. Demek anladık ki bizim hayatımız ezeli değil, ebedi değil, kamil değil. Allah'ın hayatı ise ezelidir, ebedidir ve de kamildir. Aramızdaki fark budur. Keza diğer sıfatlarda. Mesela bizim bir sıfatımız var. Görmez sıfatımız arkadaşlar. Görme. Bizim görmemiz ne ezelidir, ne ebedidir, ne de kamildir. Allah'ın görmesi ise ezelidir, ebedidir ve de kamildir. Çok güzel bir tefsir açıklaması maşallah. Böylece birbirinden ayırdı. El-hayy odur. Ve Allah el-kayyum, kayyumdur. Ne demek yani? Ey daimul kıyamu, daima kıyamda olandır. Niçin kıyamdadır Allah? Bi tedbiri şuunil halayiki mahlukatın şuunu yani halden hale geçmesinin tedbir olarak e, tedbirini almakla, onu idare etmekle ve hıfzihim bir de onları muhafaza etmekle Allah kaimdir, daim. La teğuzu ve la Bu ne demek? Yani la <laughs> ona ari olmaz, ona e, ulaşmaz. Gafletun <laughs> haşa. Allah'a gaflet ulaşmaz. Ve la uyku ulaşmaz ne gaflet ne uyku. Gaflet sinetuna biz gaflet de diyebiliriz. Uyuklama da gaflet halidir. Ve la Uyku da ona gitmez. An halkihi yani onun e, yaratmasından dolayı. Haşa Allah yaratırken ona ne bir uyuklama gelir ne de bir uyku. Dediğim gibi engelli bir insan doğuyorsa kesinlikle kayyum isminden dolayı doğuyor. Engelsiz doğuyorsa kesinlikle kayyum isminden dolayı doğuyor. Haşa ve kelle engelli insanı Allah unutmuş değil. O da onu, onu da yaratırken kayyum olarak yaratıyor. Orada müthiş hikmetler var. Tabi anne babanın anlaması ve de engelli dünyaya gelenin de bunu görmesi, kayyum ismini aklına getirmesi, rahatlaması lazım. Allah'ın kayyumiyeti ondan ayrılmaz ki. La tahterihi gafletun ve la nevmun an halkihi. Halk yani onu yaratması. Fezalike ee, evet bu şe'nul hadis. Çünkü gerek gaflet, gerek ne Hadis bir şeyendir, Yani sonradan e, oluşanların bir özelliğidir. Daif, daiflerin özelliğidir. Hadis olanın, zayıf olanın özelliğidir uyku ve de gaflet. Ellezi o zayıf ve de zayıf, o zayıf ve hadisler ki, ellezi o o ki, yahtacu ileyhima. ...ikisine ihtiyaç duyar. Yani gaflete, daha doğrusu ve de nevme. E, niye, niye peki e, hadis ve de zayıflar, niye sinetun yani uyuklama ve de uykuya ihtiyaç duyar? Liyesterred, liyesterrid de e, istirdad etsin yani geri alsın. E, kuvvetehu kuvvetini geri alsın. Ve neşatahu, neşatının canlılığını geri alsın. Evet, e, zayıfların ve de hadis olanların kuvveti gider, neşatı gider, diriliği ve de kuvveti gider. Bunu elde etmek uykuyladır, uyuklamayladır. E Allah'ın haşa ve kella ne kuvveti gider ne de canlılığı neşatı gider. Ona uyku gitmez, ona gaflet haşa arız olmaz. Evet devam ediyor ayet. Lehu ona vardır Allah'ındır. Ma fil semavati ve ma fil ard. Semavattaki yani bu çoğuldur arkadaşlar. Semalardaki ve ma fil ard. Ve de arzdaki her şey onundur. Ne demek bu ayetin anlattığı nedir bize? Lehu subhanehu Allah'ındır. Kullu ma fi semawati. Semavattaki her şey Allah'ındır. Ve kullu ma fil ardi. Ve de yerdeki her şey Allah'ındır. Subhanallah ben eskiden semavattaki her şey Allah'ındır tam olarak anlamıyordum. Oysa şu anda semavata gidip Mars benim, Jüpiter benim, yok şurası benim. Mars'ta araziyi ben alacağım. Yok oraya uzaya bir şey gönderiyorlar. Hakikaten yani semavatı da insan şu anda ele geçirmeye çalışıyor. O da onun semavattaki her şey onun dolayısıyla e, yeryüzüne insanlar kavga ettiği gibi ileride demek ki semavat içinde kavga edecek bu ayetten sanki o işarette var yani arz benimdir diye savaşan insanlar nasıl ki savaşıyorlar yıllardır savaşlar sürüyor o tarla benim o arza o, ar o ülke benim o memleket benim diye ülkeler savaşıyor insanlar savaşıyor e, çocuklar babaları vefat edince savaşıyor bir arazi için e, bu yani Allah'ındır kullu ma fil ard e, aynı zamanda demek ki işarettir ki bu ayet gelecekte semavat içinde e, şurası benim, şu ay benim, ayın bu tarafı benim, Mars'ın burası benim diye öyle bir insanların bir paylaşımı olacak. Ayet işaret ediyor. Kullu ma fi semavati lillahi. Hepsi Allah'ındır. Evet. Minal insani insan cinsinden ve hayawani hayvan cinsinden ve nebati nebat cinsinden hepsi Allah'ın. Ve cemaat cansızlar ve kullu kain her kain olan yani olmuş her şey Allah'ındır. Şimdi menzellezi subhanallah bu ayet gerçekten şu zaman insanına büyük bir terbiyedir. Ne haddini bil. Yerdekini paylaşamıyorsun, göktekini de paylaşmaya gidiyorsun. Evet, menzellezi yeşfa'u indahu illa bizni. Kim ki? Yani burada bir arkadaşlar e, tenkiridir. Yani burada olumsuz lok anlamında bir sorudur. Menzellezi. Kim ki yaşfau, şefaat edecek? Kim şefaat edebilir ki? İndehu Allah'ın yanında illa bir izni, onun izni olmadan. Yani edemez. La yestati'u, bakın geldi. La yestati'u ahadun. Hiç kimse, bu ahadun normalde birdir. Ama la yestati'u geldiği için bu olumsuz. Otomatik bu hiç kimse oluyor. La yestati'u ahadun. Hiç kimse istita'a edemez. Yani yapamaz. Neyi yapamaz? Bir mastar geliyor. Mastarı ı müevvel en yeşfa şefaati hiç kimse yapamaz li ahadin hiç kimseye yapamaz hiç kimse hiç kimseye şefaat yapamaz indallahi teala Allah katında illa iza Allahu lehu ancak Allah ona izin verirse yapabilir e, o şefaat edecek kişi ve innema yazanu bi ilmin ve Allah da ancak ve ancak izin verir bi ilmin ilimle izin verir yani Allah öyle bila ilmin izin vermez belli bir ilim dahilinde izin verir. Vakad nes'el <laughs> Kur'anu Kur'an nes vermiştir. Yani emir etmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim ferman buyurmuştur. Nesse fiildir. kad nesse <laughs> Kur'an nes etmiştir. El Kerim Kur'an-ı Kerim. Burada kat arkadaşlar kadın bir mazi fiilin başına gelmesi kesin be kesin o mazi fiilin meydana geldiğini ifade etmek içindir. E, Tabi Kur'an-ı Kerim her, her insan evinde bugün var her Müslümanın. Bakabilirsiniz. O derece kesindir bu haber. şüpheniz olmasın. Kur'an-ı Kerim nas vermiş ferman buyurmuş. Ve la <laughs> hadisu sahihatu. hadisler de demiştir ki <laughs> Allah izin vermez. Bi <laughs> şefaati. Şefaati illa limen irtada min ibadihi kel Ancak bu, ancak eh, kullarından ibadihi Allah'ın kullarından razı olduğu Allah'ın razı olduğu kullarından melek melaike gibi e, bunlara ancak e, şefaat hakkı verebilir. Yani Allah Teala hiç kimse şefaat hakkı vermez ancak şuna verir ki irtada min ibadihi kullarından razı olduklarına şefaat hakkı verir. Mesela melaikeler bunlardandır. Ve ala en şefaate'l uzma bir de Allah Teala شفاعة الأوزمى في الأحاديث. يعني بو نس القرآن والأحاديث على بو على بو راجل القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة على نسَّ القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة على... على أن الشفاعة الأوزمى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شفاعة الأوزمى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأوزمى لسيدنا القرآن والأحاديث E, Nebeviye işaret e, ferman buyurmuş nas vardır bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem. Ve cümletu men zellezi yeşfa'u indahu illa bi Bu cümle arkadaşlar fiha reddun. Onda bir reddediş vardır bu cümlede. Neyi reddediyor allah Teala? Alel müşrikin. Müşrikleri reddediyor. Hine. Çünkü müşrikler kalu diyorlar ki anil evsan yani putlar hakkında Haulai şufaauna indallah. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Evet, müşrikler putlara bunu diyorlar. Bu ayet onları reddediyor. Ve <laughs> fiha ve bu ayette bir vaid vardır, tehdit vardır. Lil mustahfine bi amirillah. Allah'ın emirlerini hafif görenlere bir tehdit vardır. El musirrine <laughs> al masiyeti. Masiyet üzerine yani haramlara Allah'a isyan yerine geçen fiillere ısrarla devam edenlere bir tehdit vardır. Hem Allah'ın emirlerini hafif görenlere bir evamirillah, hem de mahsiyette ısrar edenlere bir tehdit vardır bu ayette. Yani siz kurtulamazsınız. Hiçbir şefaati sizi kurtarma, kurtaramaz. Hiç kimse sizi sizi aracılık edip şefaat edip sizi kurtaramaz. Ey hafif görenler Allah'ın emirlerini, ey mahsiyette ısrarcı olanlar, kurtulamazsınız ittikalen minhum ala ittikalen arkadaşlar ennehu se yuşfe'u Evet. Yani ittikal onları ümitsizliğe sevk ediyor. İttikal. Hemen bakalım sözüne. İlk kez sözünü de kullanmış oluruz. Hatta tabakku da yapayım. İttikal. Güvenme, güvenilik. Ha, yani i̇timat etmek. İttikalen minhum. Hmm, şöyle. Yani ümitsizlik ben zannettim. İttikal burada güven. Şimdi manayı ona göre düşüneceğiz. Tamam. Tavakku yeterlidir. Bakayım arkadaşlar. Ee, şöyle vaidun evet ittikalen fiha vaidun lil mustaghfin bi taala al ala ittikalen minhum ala ennehu Evet, niye onlara Allahu Teala vaid yapıyor? Çünkü ittikalen onlar güveniyor. Evet. Onlar güveniyor. Minhum ala <laughs> Onlar güveniyor ki onlara şefaat edilecek. Yani kendilerine şefaat edileceğine güveniyorlar. İşte onların bu güvenine karşı vaid, vaiddir bu ayeti kerime. Onları tehdit ediyor. Güvenmeyin yani. Ve zalike bi iqnatihim. Ve yine bu onların iqnat. Ümit kesme. Bu sefer iqnat ümit kesmedir. Min kabulillahi şefaati ahadin anhum. Bir de onların ümit kesmeleri için bu ayet onları tehdit ediyor. Yani iknat edin. Ümidinizi kesin. Min kabulillahi li şefaati ahadin. Allah'ın bir kimsenin şefaatini kabul edeceğine dair. Ümidinizi kesin. Onlardan arkadaşlar. Bi iknatihim anhum. Yani ahadin anhum. Anhum burada arkadaşlar yani o işte evsan. o putlar. Yani Allahu Teala allah Teala'nın kabulü min kabulillahi li şefaati ahadin. Allahu Teala'nın herhangi bir kimsenin şefaatini kabul edeceğine dair onları bir iknatihim, onları ümitsizliğe sevk etmek üzere ayet-i kerime onları vaid ediyor, tehdit ediyor. İknatı da bakalım. İknat ümit kesmek. Ümitsizliğe kapılmak. Tabi iknat. Evet. Kanete ümitsizlik. Eknete arasak daha güzel. Eknete. Ümidini kırmak, iknat da ümit kırmak, master anlamında iknat. Peki hani Allah-u Teala onların ümidini hem kırıyor hem de yani burada tabi ittikalen minhum. Yani ittikal kelimesi çok hoşuma gitmedi arkadaşlar. Çünkü tabi ittikale iptek ele. Ben bir şeyle bakayım. Moğol cemede bakayım. İttikal. Evet. Ha bu baştaki elifi şöyle normal şekilde yazdım. Tamam. Ee, şurada çıkacak herhalde. İttikal şöyle masdaru it, ittekele. İttekele fiilin masdarıdır. El ittikalu alallah. Allah. Allah'a ittikal etmek ne demek? El istislam ileyhi. Yani ona teslim olmak. Leysa min adetihi el ittikal ala gayri nefsi. Yani kendi nefsi dışında kimseye ittikal yapmaz yani güvenmez. Tamam güvenmektir ittikal bu kesin. İqnat ise ümit, ümitsiz olmak demektir. Birbirinin tersidirler. Dolayısıyla yani ittikalen minhum alae ennehu seyef'u lehum yani o müşrikler güveniyorlar ki o putlar alae ennehu seyef'u lehum onlara şefaat edecekler. Buna güvenmesinler. Allah onlara vaid gönderiyor. Onları tehdit ediyor. Güvenmeyin onlara. Bir de zalike bir iqna'tin bir de onların ümidini Allah-u Teala kırıyor. Hangi konuda? Min kabulillahi li şefaati, ahadin anhum. Yani onlardan, o müşriklerden hiç kimsenin şefaatini, yani bir kimsenin şefaatini kabul edeceğine dair Allah'ın e, e, kabul etmez. Yani Allah bu kabulden ümitlerinizi kesin diyor. Allah kimsenin şefaatini kabul etmez. Dolayısıyla o anlamda onların ümidini kırıyor. E, Allah o putların şefaatini kabul etmez yani. Onların bu konudaki ümidini kırıyor ve onların e, on, putların on, kendilerine şefaat edeceklerine dair güvenini de yine... E, kırıyor. Yani ümit evet ikisini de kırma anlamında diyeceğiz. Ya'le ma bayneydehim ve ma halfehum. Allahu Teala dunya. Allah dünya işlerini bilir ve ahiret ve de ahiret işlerini. Dolayısıyla ma bayneydehim dünya ve ma ahiret. Yani Allah dünyayı bildiği gibi ahireti de bilir. Ahireti bildiği gibi dünyayı da bilir. İkisini de bilir. Bazıları sadece ahireti Allah'a ayırmış, dünyası kendisi ayarlıyor. Böyle olmaz. Sen ahireti Allah biliyor, dünyayı bilmiyor mu? Dolayısıyla dünyayı da Allah bilir, ahiretti de bilir. Dünyevi işlerde de ona bakacaksın, ahirette. Nasıl ki ahiret işlerinde Allah'a teslim ediyorsun, dünya işinde de öyle yapacaksın. Dolayısıyla kiminin hayatında Allah sadece işte bir kişi öldüğü zaman cenaze merasiminde, işte bir bayram günlerinde sadece camile bayram namazında, hayır. Senin her dünyevi hayatında da Allah'ın bilmesi vardır. Orada da Allah bilendir. Haşa sanki Allah orayı bilmiyor, sen biliyorsun da onu kendine göre davranıyorsun dünyevi işini. Ahireti de işte oraya ben karışamam. Allah orayı bilir diyorsun. Olur mu öyle? Allah ya'lemu ma beyne eydihim ve Dünyayı da bilir, ahireti de bilir. Zahireten kânet ev Zahir olan olsun ya da e, hafi olsun. Yani gizli olsun. Fehzerû. O zaman çekinin. En fil maasi. Maasiye. Yani isyan gerektiren şeylere girmekten kaçının. Elleti o maasi ki la tuğni fiha Onda şefaatü şafiin yani o mahsiyet konusunda şafiin yani şefaat edenlerin şefaati kesinlikle faydasızdır la tugni seni kurtaramaz çünkü sen mahsiyete girmişsin mahsiyetin içerisinde şefaat olmaz o maasiden yani öyle bir maasiden çekinin ki öyle bir maasi ki onda şefaatin faydası yoktur öyle mahsiyetlerden çekinin ama e İnsan mü mümin olduktan sonra, muvahhid olduktan sonra kebair günahlardır, ee, diğer günahlardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda vaadi vardır. Ee, Şefaatilli ehlil kebairi min ümmeti. Ümmetimden ehli kebaire şefaatim olacaktır demiştir. Ee, Tabi orada e, ümmetim diyor yani ümmeti e, icabe. Dolayısıyla e, Müslümanlar, müminler imanını muhafaza ettiği takdirde e işte işlediği işte günahlarla ilgili şefaati umulur. Peygamber Aleyhisselam'ın şefaati umulur. Lakin burada e, öyle bir maasi ki Allah, arkadaşlar, elletil la tu'ne fiha şefaatu'ş-şafi'in. Şafii'in şefaatinin fayda vermeyeceği maasilerden uzaktır. Ve la yuhituna bişey'in min ilmihi illa bima Evet, bunu bitirebilir miyim? Eee 4 dakikamız kalmış. Burada bitirebiliriz arkadaşlar. Ve la yuhitu bi şey'in min ilmihi illa bima kısmında kaldık. Güzel oldu. Eee öyle sanırım yarısından fazlası bitti. bakayım tam olarak. Ve evet, la yuhitu na bi şey'in min ilmihi illa bima sha. Vesi'a kursiyuhu's semawati vel ard. bitmiş. Ve la yaudu hifzuhuma ve huvel aliyul azim. Ya, 4 dakika kalmış bunu bitirebilir miyim bitmez arkadaşlar onun için burada e, ben tabi devam edeceğim e, 5 dakika sonra otomatik zoom'un atması var o nedenle ben katılanlara teşekkür ederim videosunu ben bilahare kanala atacağım ayrıca e, youtube e, kanalına da atarım kalan devamını yarın inşallah nasip kısmetse okuyalım. Ve la yuhitun bi şey'in min ilmi illa bima sha. Yani enel halk la ya'rifun ay şey'in min ma'lumatillah. Halk yani insan Allah'ın malumatından hiçbir şeyi bilemez. La ya'rifun ay şey'in. Bu ay şey bu la ya'rifun'dan dolayı hiçbir şey manasına geliyor. Madem ki la ya'rifun ya'rifun nedir? O zaman ay şey normalde herhangi bir şey demektir. Ama burada olumsuzluktan dolayı hiçbir şey. La yarifuna eyye şeyin min ma'lumatillah. Allah'ın ma'lumatından hiçbir şey bilemez. Kim? Ennel halka. Halk. Subhanu illa ma yeşâ'u. Ancak bunu bilebilirler ki ma yeşâ'u yani yaşa Allah, Allah'ın dilediği lehum. Onlar için en ya'rifûhu. Onu e, bilmelerini Allah'ın dilediği şey hariç hiçbir şey bilemezler. Allah da bir şeyi bildirmişse insanlara bir fadlihi ve tevfikihi olarak bildiriyor. burayı da söyledik. Vasiya kürsiyü semavati vel Burası önemli bir ayettir. kürsi ayeti. Zaten ayetel kürsinin ismini de orada almış. Buradan itibaren yarın inşallah okuyalım. Kur'an-ı Kerim'de bazen bir ayeti anlamanız hayatınızı değiştirebilir. Ben açık söyleyeyim. O kayyum ismini bir de hay ismini ciddi anlamda düşünüp tatbik ederseniz hayatınızda çok tesirini görebilirsiniz. Allah'ın kayyumiyeti her zaman vardır. Bir de o ya'lemu ma beyne eydihim ve ma Allah onların dünyalarını da bilir, ahiretlerini de bilir. Bunu da arkadaşlar ciddi tefekkür ederseniz Allah'ın ilminin dünyayı da kuşattığını binaenaleyh binaen dünyevi işlerinizde de mutlaka Allah'a danışmanız gerektiğini anlar böylece hayatınızı daha düzenli sürdürebilirsiniz. Burada dersi bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Videomuz kaydı da olmuş. Kaydı durduruyorum.